Merhaba sevgili ICT Medya TV izleyicileri. Siber güvenlik programımızın üçüncüsüyle birlikteyiz. Bu haftaki konuğumuz Bugbounter kurucu ortakları Arif Gürdenli ve Murat Lostar. Murat Bey, Arif Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Hocam Bugbounter nedir, hangi amaçlarla kuruldu? Biraz firmanızı tanıyabilir miyiz? Üç ortak, çocukluk arkadaşıyız. Murat, ben, bir de üçüncü ortağımız var ama o şu anda Amerika'da. Ve Galatasaray'da yelken yaparken aslında tanıştık. Çocuk yaşlarda. Ardından birer yıl arayla da üçümüz de Boğaziçi Endüstri'ye girdik. Ve orada da yazılımla tanıştık. Daha okurken kendi yazılım şirketimizi kurduk. O zaman girişimci olmuşuz da farkında değildik. Biz iş kurduk diyorduk. Ve hayat bizi güzel bir yola getirdi. İşte Murat biliyorsunuz siber güvenlikte uzun yıllardır çalışıyor. Ben kurumsal hayattaydım. HP'de ve Novel'in genel müdürlüğünü yaptım ve yönetim danışmanlıkları yaptım. Ozan'ın da bir yazılım şirketi var. Dolayısıyla biz üçümüz dünyanın önemli bir derdine acaba biz de bir çözüm bulabilir miyiz diye 2019'da yeniden bir araya geldik. Yani bu dert de siber güvenlik. Yani biz şunu görüyoruz, siber ataklar hiç bitmiyor, giderek katlanarak artıyor. Hem gücü, hem niteliği, hem sayısı. Bunları ortadan kaldıramayacağımız için biz acaba bir nebze de olsa atakların önünde gidebilir miyiz? Şirketleri önceden bu konuda bilgilendirebilir miyiz? Ve bir şekilde güvenlik açıklarını bulup onları raporlayabilir miyiz dedik. Ve böyle bir iş modeli kurduk. Çok güzel. Herhangi bir teknoparkta mısınız? Genelde girişim şirketleri teknoparklarda yer alıyorlar. Yoksa özel bir ofiste misiniz İstanbul'da? Her ikisi de. Murat'ın zaten o bahseder Teknopark İstanbul'daydı ama biz bu işi kurduğumuzda iş kurmayalım. Biz güzel hakkını verdiğimiz bir startup yapalım dedik. Aha. Ve o yüzden de İTÜ Çekirdeğe dahil olduk. Ama aynı zamanda Teknopark İstanbul'daki Cube Incubation'a da varız. Ve oradaki ofisleri de kullanıyoruz. Çok güzel. Hemen başlayalım isterseniz siber güvenlik sorularımıza. Biliyorsunuz bu pandemiyle birlikte bütün sektörler neredeyse felç oldu ülkemizde. Bireysel olarak baktığınızda bizler de eve kapanmak zorunda kaldık. Bizlerin de eli ayağı kesilmiş oldu. Bireysel olarak bizden daha fazla bu kurumları etkiledi. Özellikle sizleri etkiledi. İş yapış şekillerinizi etkiledi. Maddi anlamda çok fazla etkilendiğinizi düşünüyorum. Diğer KOBİ'ler gibi. Siz bu dönemde ne yaptınız? Birçok KOBİ sorduğumuzda, röportaj yaptığımızda ARGE'ye yöneldik. Satış yapamadığımız için bari ARGE yapalım dedik diye cevap veriyorlar. Bugbounter burada nasıl bir strateji izledi? Pandemi bizim aslına bakarsanız ARGE'mizin tam ortasında bize rastladı. ARGE'mizi bitirip bir yeni girişim olduğumuz için yeni ürünümüzde piyasaya çıkma zamanımıza rastladı. O yüzden biz zaten diğer KOBİ'lerin söylediğinin tam ortasındaydık. Yoğun bir şekilde ARGE yapıyorduk. Ürünümüzü, platformumuzu geliştiriyorduk. Pandemi sebebiyle bu platformun bitişi ve canlıya çıkış dediğimiz, yani piyasaya çıkış zamanımızı biz de birkaç ay erteledik. Ertelememizin sebebi bizim teknik olarak hazır olmamızdan kaynaklanmıyordu. Müşteri adaylarımızın tam ne yapacaklarını bilemiyor olmasından kaynaklanıyordu. Ama pandemi biraz ilerledikten sonra müşteri adaylarımız da baktılar ki aslında pandemi yeni hayatın bir parçası ve bu şekilde de olmaya devam edecek. O yüzden onlar da özellikle hatırlarsınız geçen yıl Mart, Nisan ve Mayıs ayları bir hayli herkesin durup ne olacak şimdi sorusunu sorduğu dönemdi. Ondan sonra biz de hem şirketimizin kuruluşunu gerçekleştirdik hem de ticaretimize başladık. Biraz da Murat Bey şeyden bahseder miyiz? Bu bir siber güvenlik ürünü değil, yani bir antivirüs programı değil bildiğim kadarıyla. Sistem nasıl çalışıyor? Bize biraz bunu anlatır mısınız? Tabii. Çözümü anlatmadan önce izninizle çok kısa problemden biraz bahsetmek istiyorum. Bugün hem virüsler ama daha önemlisi hackerlar, saldırganlar bütün kurumlara saldırıyorlar. Çünkü saldırdıklarında başarılı oluyorlar. Başarılı olduklarında da ya bilgi ele geçiriyorlar, ya şantaj yapıyorlar, ya para çalıyorlar ya da bir başka yöntemle para çalmanın yolunu buluyorlar. Bunların arkasındaki peki nasıl başarılı oluyorlar? Yani her saldırı denemesi hemen hemen nasıl başarılı oluyor sorusuna baktığımız zaman da cevabında kurumların bilmedikleri bir takım güvenlik açıkları olduğunu görüyoruz. O yüzden güvenlik açıkları yönetimi son derece önemli ve kritik. girdim ben. Güvenlik açıkları yönetimi için bir takım araçlar var. Hem hazır bir takım yazılımlar var. Hem sızma testi gibi bir takım elle yapılan, hizmet olarak alınan ve verilen bir takım çözümler var. Bugbounter'ın yaptıysa sızma testi işlemi gibi, yani güvenlik açıklarının bulunması, doğrulanması ve raporlaması işini piyasada var olan Türkiye'de ve dünyadaki birçok serbest uzmana, güvenlik araştırmacılarına aktarmayı kolaylaştırmak. Deyim yerindeyse biz, siz taksi durağını arıyorsunuz, taksi arıyorsunuz yok. Ama sonra örnek verelim, dünyadaki çok ünlü bir şirket olarak Uber'e arıyorsunuz. Size dışarıdan özel bir araba geliyor. Uber'in bir tane bile arabası yok. Arabası olanlarla bir yerden bir yere gitmek isteyenleri buluşturuyor. Benzer şekilde Airbnb, oteli yok ama odası, evi olanlarla bir yere gidip kalmak isteyenleri buluşturuyor. Biz de güvenlik açıklarını bulmak isteyen kurumlarla bunu bulabilecek nitelikteki bireyleri buluşturan ve o pazarı yöneten bir pazar yeriyiz aslına bakarsınız. Peki bunu nasıl yapıyorsunuz? Mesela güvenlik açığını bulmak için hacker bulunması gerekmiyor mu şirket bünyesinde? Ya da beyaz şapkalı hackerlarla mı çalışıyorsunuz orada? Evet, evet, biz beyaz şapkalı hackerlarla çalışıyoruz. Yeni bir girişim olmamıza karşın şimdiden toplam araştırmacı sayımız, biz onlara hacker demiyoruz çünkü hacker kötü niyetli olanlarla karışabiliyor. O yüzden araştırmacı demeyi tercih ediyoruz. Bizim şu andaki güvenlik araştırmacımız Türkiye'deki bu işi yapan en büyük şirketin bile onlarca katına ulaşmış durumda. Bu sayede de çok yoğun bir şekilde bir kurum gelip bana şu konudaki, bu sistemimdeki güvenlik açıklarını öğrenmek istiyorum dediğimde çok hızlı bir şekilde, çok farklı yöntemleri kullanarak ve de çok uygun maliyetlerle güvenlik açıklarını tespit edebiliyoruz. Teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgi için. Sude Hanım'a döneceğim. Sude Hanım'ın da sorusu olacak sizlere. Evet, şu an ben size birden fazla soru soracağım. Aslında bir soru gibi. Hani çok duyuyoruz ama Türkiye'de bugüne dek çok büyük çaplı bir siber saldırıya maruz kaldı mı Türkiye? Türkiye'de devlet kurumları siber saldırılar için ne kadar hazır? Ve dünyada siber saldırılara karşı en hazırlıklı ülke hangisi? Çok teşekkürler. Ben aklımdaki sırayla size yanıt vermeye çalışayım. Arif'in de sonra ekleyecekleri elbette vardır. Belki istatistik toplam rakamlar açısından da destek olabilir. Türkiye her ülke gibi çok ciddi siber saldırılara maruz kaldı. Fakat ülkemizin biraz da bulunduğu coğrafya ve kültüründen kaynaklanan nedenlerle bizde kol kırılır, gen içinde kalır biliyorsunuz. Ve dolayısıyla da hani çok fazla bunu duymadık. Duymaya başladığımız iki tane konu var. Bunlardan bir tanesi, ya çok sayıdaki kişi etkilendi. Örnek verelim, bir bankanın tüm kredi kartı bilgileri çalındı gibi, bu kadar büyük şeyler oldu Türkiye'de. Ya da Türkiye'de de aslında önemli bir regülasyon değişikliği oldu. Eminim bildiğiniz, hatta programlarınızda da konuştuğunuz gibi kişisel verileri koruma kanunu diye bir kanun çıktı 2016'da. Devreye girmesi, hayatımıza girmesi işte 2018-2020 arasını buldu. Bu kanunun da çok önemsediği bir konu vardı. Eğer bir şekilde bir kurum veri sızıntısına uğradıysa, yani verilerini çaldırdıysa, bir siber saldırıya uğradıysa bunu Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na bildirmek zorundaydı. KVKK diye kısalttığımız bu kurumsa ihtiyaç doğrultusunda tüm bireyleri, tüm vatandaşları, kişisel veriye sahip kişileri, bizleri bilgilendirmek için bunu web sitesinde yayımlamaya başladı. Bu yayımlamadan itibaren de Türkiye'de ne kadar çok veri sızıntısı olduğunu, ne kadar sık bir takım konuların, bir takım problemlerle karşı karşıya kaldığımızı gösteriyor. KVKK devletin yaşadığı veri sızıntılarını bugüne kadar pek duyurmadı. Oysa onların da olduğunu biliyoruz, kulağımıza geliyor. Ama tabii burada biraz gizlilik ilkesi uygulandığından ben de ne yazık ki çok fazla onları açıklayamıyorum. O kadarını size paylaşayım bilgi olarak. Son olarak sözü size geri vermeden, Arif'e vermeden önce bir de şeyi söylediniz. Dünyadaki en büyük veri sızıntıları deyince benim aklıma birkaç tane geliyor. Yine Arif'in ekleyecekleri vardır. Bunlardan bir tanesi EasyJet isimli bir havayolu şirketi bütün bilgilerini çaldırdı. ve çok ciddi bir tazminat ödemek zorunda bırakıldı. Bir başkası, bir süpermarket devi Target, Amerika kökenli, yine tüm kredi kartı bilgilerini çaldırdı. Yanlış anımsamıyorsam neredeyse Türkiye'deki kredi kartı sayısına eş 60 milyon kredi kartı hırsızlığına sebep oldu. Yine Amerika'daki büyük bir finans şirketi Equifax neredeyse tüm Amerika ve Kanadalıların kimlik bilgilerini çaldırdığı gibi bilgiler başımıza geliyor. En güvenli şirket kimdir dersek de bu sorunun cevabı yok. Herhalde henüz başına bir şey geldiğinden haberi olmayan şirketler var. Bir de başına bir şeyler gelmiş olan kurumlar var diyebilirim. Teşekkürler. Arif Bey'e sözü vermeden önce bir şey sormak istiyorum. Ben araya da gireceğim. Arif Bey, bu soruların yanıtının yanında bir de ya ben şahsen siber güvenliğe çok yabancı birisi olarak direkt normal bir vatandaş gibi bir şey sormak istiyorum size. Türkiye'de yerli milli siber güvenlik yazılımı, anladığım benim antivirüs. Bunu yapan bir tek firma var bugüne kadar Türkiye'de hayata geçiren ve globalde de bunu satan. Bizim bu kadar çok saldırıya uğramamızın sebebi genelde yabancı menşeli ürün kullanmamız olabilir mi? Çünkü bilgisayarlarımıza kurduğumuz bütün antivirüsler neredeyse yabancı menşeli. Yerli kullanmıyoruz, kullanmamaya da gayret gösteriyoruz ısrarla. Bu saldırıların sebebi bu olabilir mi sizce? Tamamen özel olarak şeyinizi almak istiyorum, fikrinizi. Benim gördüğüm kadarıyla saldırıların tabii sebeplerine ve biraz da onların ritimlerine bakmak lazım. Yani bir ülke herhangi bir dönemde popüler olunca o zaman saldırıların sayısı da bununla doğru orantılı artıyor. Yani bu popülerlik dönemleri mesela seçimlerin olduğu zamanlar olabiliyor. İşte ülkenin yaşadığı muhtelif coğrafyalarındaki komşularıyla yaşadıkları sıkıntılı zamanlarda oluyor. Yani ne zamanki adımız çıkınca öyle bir durumda biz de daha fazla saldırıya uğruyoruz. Ama bu sadece Türkiye için geçerli değil. Yani tüm ülkelerde aynı şey geçerli diye düşünebiliriz. Bizim burada bir kötü anlamda bir avantajımız şöyle var. Yani şirketlerimiz aşırı değerli değiller. Yani bu kötü bir şey. Ama diğer taraftan da bizim üzerimizde de oynanan oyunların sayısını azaltıyor. Yani şöyle bakacak olursanız mesela Amerika'daki şirketler çok kıymetli şirketler. Üzerlerinde çok ciddi paralar taşıyorlar. Yani bizde bütün borsaya kote olan şirketlerin tümünü alt alta toplayın. Ortaya çıkacak olan toplam değer Amerika'daki büyük ölçekli bir şirkete eşdeğer. Yani bu bizim aslında az sayıda saldırı almamızın bir sebebi. Kıyaslandığı zaman mesela bir Amerika ile kıyaslandığında. Dediğinize şöyle katılırım. Yani tabii ki Türkiye'de siber güvenlik sürekli gelişmekle beraber keşke gönül istiyor ki yerel çözümler daha fazla çıksın. Yani bu alanda aslında dünyaya ihracat yapan iyi çözümlerimiz çıktı. İşte PICUS gibi örnek verecek olursak, işte biz de şu anda yolculuğumuza çıktık global bir oyuncu olalım diye. İşte PCI checklist var ve bunun gibi yani daha birçok iyi kurumumuzun bu alanda çözümler sağladığını görüyoruz. Ama bu olay yani topyekün bir mücadele. Yani bir tek ürünle çözülecek bir şey değil. Zaten maalesef atakların büyük çoğunluğu da kullanıcı hatalarından oluşuyor biliyorsunuz. Yani biz ne kadar iyi servislerle, sistemlerle iyi savunsak bile içerideki kullanıcıları da bir taraftan bilinçlendirmek ve eğitmek ve sürekli o tarafa dikkat çekmek lazım. O zaman sadece yerli milli kullanmak yetmiyor. Aynı zamanda firmaları, özellikle KOBİ'leri, saldırıya uğrayan firmaları bilinçlendirmek gerekiyor bu konuda. Kesinlikle. Yakın zamanda bir müşterimizle sohbet ediyorduk. Yani içeride işte ekiplerini test ediyor. Yani dedi ki Arif sadece artık göreyim diye merak ettim. Yani bir e-mail yolladım. Buna sakın tıklamayın. Zararlı yazılım içeriyor vesaire filan gibi yıldızlarla süsleyip onu bile 5 kişi tıkladı dedi şirketin içinde. Yani bu kadar basit aslına bakarsanız ki günümüz dünyasında hackerlar artık o kadar gerçekçi, o kadar kandırmaya yol açacak ve insanların zaaflarını tetikleyecek şekilde saldırıyorlar ki yani oraya kanmamak mümkün değil. Çok çok dikkatli olmak lazım. Valla biz bir saldırı yemiştik. Bir yazılım firmasında çalışıyordum. Biz saldırı yemişiz aslında. Hiç farkında değiliz. Bitcoin olarak şey istemişlerdi bizden. 3 Bitcoin şu hesaba gönderirseniz bütün verilerinizi size tekrar açacağız diye. Biz o zaman anlamıştık siber güvenliğin ne kadar faydalı olduğunu. Feridun Bey, o dönemde 3 Bitcoin ödediniz mi ödemediniz mi bilmiyorum ama 3 Bitcoin'i kenara ayırsaydınız çok mutlu olurdunuz şu an. Evet vallahi öyle. Şu anda rekor üstüne rekor kuruyor. Biz ödemedik o zaman. Bir ay geriye dönük sürekli yedekliyorduk sistemi. Bir aylık kaybımız oldu. Ondan zaten el yordamıyla bir şekilde hallettik. Sude Hanım'ın soruları olacak. Evet. Siber güvenlik dedik. Ben de siber güvenlikle ilgili bir şey sormak istiyorum yine. Siber güvenliğimizin yerli ve milli ürünlerimizle sağlanması, özellikle kritik altyapılarımızın yerli ve milli güvenlik çözümleriyle korunması, siber güvenlik stratejisi ve eylem planı arasında yer alıyor. Türkiye'ye karşı herhangi bir siber savaşta Türkiye'nin programları bu saldırıyı kaldırabilecek, kırabilecek güce, donanıma sahip mi? Çok teşekkürler. Bu soru şöyle, önce hemen bir örnek vererek başlayayım. Hani dünyada da hem de yakın coğrafyamızda sayılır yaşanan bir olay. Biliyorsunuz Rusya ile Ukrayna arasında çok uzun zamandır zaman zaman askeri boyuta da taşınan bir takım itilaflar oldu. Ve bunun bir parçası olarak da Ukrayna çok ciddi bir takım elektrik kesintileri yaşadı. Ve yapılan araştırmada elektrik kesintilerinin Rusya'daki bir hacker tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Bunun tam da Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bir takım propaganda hareketlerinin zamanında gerçekleşmiş olması, arkasından da benzer propagandaların yaşanması bilinen bir gerçek. Benzer şekilde belki hatırlarsınız Suriye'deki savaş zamanında Türkiye'nin bir Rus savaş uçağını düşürdüğü bir dönem yaşadık. O dönemden hemen sonra teknik olarak kim olduğunu bilmediğimiz ama Türkiye'ye ciddi bir takım siber saldırılar gerçekleştirildi. Ve bu siber saldırılar sırasında Türkiye'deki finans, bankacılık faaliyetleri belli sürelerle kesintiye uğradı. Belki bu günler mertebesini bulmadı ama herhangi bir ekonomi için Türkiye'de dahil finans sisteminin kesintiye uğraması tabii çok önemli konular. O yüzden bir kere sorunun çok değerli olduğuna sonuna kadar katılıyorum. Türkiye kritik altyapılarını korumak için gerekli bazı temel adımları attı. Bu çok iyi bir haber. Öncelikle kritik altyapı nedir? Kritik sektörler nelerdir? Bunun belirlenmesi gerekiyordu. Belirlendi. Arkasından bunun korunması ile ilgili bir takım kanun yapıcının inisiyatifler ortaya koyması gerekiyordu. Bu yapıldı. Ancak şu aşamada bu altyapıları korumak için A'dan Z'ye gerekli olan tüm yazılımların yerli ve milli hallerine sahip değiliz. Yaptığımız şey ne? Birbirinden ayrı marka ve zaman zaman ayrı, özellikle de ayrı ülkelerin ürettiği ürünleri bir arada kullanıp bir tanesi bizi korumasa bile bir diğeri korur bakış açısıyla bir takım teknolojileri bir arada yerleştirmek, kullanmak istiyoruz. Bu konuda çaba sarf ediyoruz. Yeterli mi? İnanın bunun cevabını gerçek bir saldırıya kadar hiçbirimiz bilmeyeceğiz. Yeterli olduğunu ummak istiyorum sadece. Bir soru daha soracağım. Türkiye'de teknoloji kapsamında daha fazla neler yapılabilir? Yetişmiş insan gücü noktasında neler söylersiniz? Ben yine başlayayım. Arif eminim bir şeyler ekleyecektir. Yani ben Türkiye'de yani insan gücü ya da teknoloji konusu gelişmiş kişilerle ilgili aslında söyleyeceğim 2 tane şey var. Daha sonra olumlu şeyleri söylemek için yapacağım ama önce izninizle biraz işin olumsuz tarafından başlayayım. Türkiye son yıllarda ciddi miktarda beyin göçüne sahne oldu. Çok sayıdaki kişi Türkiye'den yurt dışında çalışmaya ya da yaşamaya gitti. Bu pandemi döneminde de durmadı. Pandemi döneminin ortasında Türkiye'ye vize vermediği bilinen birçok ülkeye bile Türkiye'den apar topar vizeler çıkartılarak değerli beyinler gittiler, gönderildiler ya da onlar alındılar, çekildiler Türkiye'den. Üstüne üstlük baktığımız zaman bu beyinlerin içerisinde bilgi teknolojileri ama özelde de siber güvenlikle ilgili çok uzmanın gittiğini gözlemledik. Neden diye bakarsanız bunun arkasındaki temel sebep şu. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da aslında siber güvenlik konusundaki uzman ihtiyacın her geçen gün artıyor. Daha fazla uzman gerekiyor. O kadar sayıda uzman yetişmiyor. Dolayısıyla makas da açılıyor, makas da büyüyor. Buna bir de Türkiye özelinde yurt dışına gidişleri sayarsak Türkiye'nin makası daha da hızlı açılıyor. Bu olumsuz tarafı. Ama olumlu tarafına gelince belki yurt dışına gitmeyi engelleme yönünde çok iyi sonuç elde edilmedi ama Türkiye'de kanun yapıcı hem bilgi teknolojileri, bunun içinde siber güvenlik de dahil olmak üzere eleman yetiştirme konusuna çok konsantre oldu. Hem üniversitelerde açılmış programlar zaten vardı ama bunun yanında BTK'nın da önderlik ettiği bir takım programlar açıldı ve bu sayede yeni personel yetiştirme konusunda hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Türkiye'nin genç bir nüfus olması, gençlerin de teknolojiye yatkın olması da yine bir pozitif bir avantaj. Ama bunu biraz daha uzmanlık yönünde geliştirmeye ihtiyacımız var. Evet, çok teşekkür ederim. Arif Bey, siz neler söylemek istersiniz? Yetişmiş insan kaynağı noktasında, özellikle yazılım alanında, siber güvenlik de bir yazılım sektörünün içerisinde yer aldığı için bayağı bir eksiğimiz var. Üniversitede yetişen, özellikle yazılım alanında yetişen gençler sizlerin ihtiyaçlarını karşılıyor mu mezun olup geldikten sonra? Onları yetişmiş olarak görüyor musunuz? Ya da önceliğiniz yetişmiş personel almak mı? Şirket politikası hangi yönde sizde? Yani bunu hepimiz çok net biliyoruz ki üniversitelerimizin zaten seviyeleri ortada. Dolayısıyla bir üniversite müfredatından çıkmış olan herhangi bir daldaki hiçbir aday doğrudan zaten bir iş dünyasında performans gösterecek seviyede mezun olmuyor. O yüzden de işte öğreniyorlar aslında işi. Bizim en çok baktığımız şey birincisi, yani adaylar öğrenmeye açık mı? Yani ben en çok ona bakarım. Hızlı öğrenebilme yetisini kendine geliştirebilmiş mi? Ve tutumu, davranışı, işte işe olan yaklaşımı pozitif mi? Geri kalanını zaten bir şekilde teknik becerileri kazandırmak çok zor bir şey değil. Yani bugün bilgi biliyorsunuz her yerde. Her türlü kursa, işte eğitime, gerek online kanallardan, gerek yüz yüze kanallardan erişmek çok ucuz ve çok kolay. O yüzden önce iyi, nitelikli insanları, yani hamur iyi olan insanları bulmak lazım. Diğeri de tabii maalesef Türkiye'de bir de hani küçük olsun, benim olsun yaklaşımı var veya ben tek başına ben yapayım yaklaşımı var. Halbuki yurt dışındaki başarılı örneklere baktığımızda hep iyi sinerjiler, iyi işbirlikleri kurulabiliyor. Kurumlar arasında, bireyler arasında, bireyle kurum arasında gibi. Yani bence biraz kültürel olarak o tarafı da geliştirmeye özen göstermemiz lazım. Bizim iş modelimiz, biz en baştan doğasında zaten işbirliğini açık şekliyle kurduk. Yani biz demedik ki bu platform bizim malımız olsun. Yani biz ne kadar çok kitleye açabilirsek, zaten burada da özellikle gençleri de bu kanala çekecek bir yapıyı kurguladık. Yakında hatta biraz daha zamanımız el verip de geliştirdiğimizde eğitim içeriklerini de içine katıyor olacağız. Ve bu şekliyle daha da büyütmeye gayret ediyoruz. Çünkü istiyoruz ki on binlerce gencimiz gelsin, platformun bir parçası olsun. Kendilerinin burada becerilerini geliştirsinler. Yurt dışından gelir imkanları yaratsınlar. Bu ülkemize de aynı zamanda bir döviz girdisi yaratsın. Yani aslında biz nasıl bunu büyütürüzün ilk günden beri arayışı içindeyiz diyebilirim. Kendi ekibimize yazılımcı ararken tabii biz bir startup'ız. Yani dolayısıyla ufak ufak başladık ve yavaş yavaş büyüyoruz. O yüzden tecrübeli arkadaşlar gibi az tecrübeli olan arkadaşları da aramızda barındırıyoruz ki hani bir abi kardeş ilişkisi de olsun ya da usta çırak diyelim. Bu şekilleri geliştirmeye gayret ediyoruz. Burada zaten Murat Lostar'ın ustalığı bize iyi yön gösterici oluyor. Murat Bey, sizin üzerinizde bir soru sormak istiyorum. Şimdi bir anda ihtiyacımız var kaliteli yazılımcıya. Bir yandan da kaliteli yazılımcıları hep yurt dışına kaptırıyoruz. Bu yazılımcılar, bu iyi beyinler niye sürekli kaçıyorlar Türkiye'den? Para... gelecek kaygısı. Ben hani etrafımdakilere sorduğumda bana söylenenleri özetleyebilirim. Bu soru benim gibi teknik bir insana değil de sosyologlara sormamız gereken bir soru sanıyorum ama tahmin ediyorum en büyük iki sebep o. Yani para ve gelecek kaygısı. Yani biz de şey olarak görüyoruz. Para tabii ki önemli ama yazılımcılar çok rahat insanlar. Yani çevremizde gördüğümüz de o. Yani sanki biraz paradan çok biraz daha böyle özgürlük, rahat olayım, rahat ortamda çalışayım, mesaim olmasın mesela, biz mesai kavramım olmasın. Böyle sebeplerden dolayı genelde yurt dışına çıkıyorlar gibi bir izlenim edindim. O yüzden size sormak istedim. Direkt bir yazılım firması olduğunuz için. Belki başlangıçta bu böyleydi Feridun Bey ama şimdi görüyorum ki yazılım şirketlerimiz de bu rekabet şu anda yazılım şirketlerimizde personel konusundaki en büyük rekabet alt kattaki ya da yan binadaki yazılım şirketi değil. Demin de konuştuğumuz, sizin de söylediğiniz gibi yurt dışının rekabeti. O yüzden yurt dışındaki şirket nereden istiyorsa çalış, nereden istiyorsan çalış, ne zaman istiyorsan çalış, hatta işe gelmen bile gerekmiyor, ne yaparsan yap, yeter ki işini yap diyor yurt dışındakiler. O yüzden Türkiye'deki şirketler de bunu söylemeye başladılar. Bunun bir tane önemli istisnası var şu anda ülkemizde. Bir teknoloji geliştirme kanunu, teknopark kanunu diye bilinen bir takım teşvikler içeren bir kanunumuz var. Bu kanun ARGE faaliyetlerinin illaki kurumun lokasyonunda gerçekleşmesini talep ediyorlar. O yüzden de Türkiye'de vergiler nedeniyle kurumlar bu kanunlara uygun hareket ettiklerinde, yani sizin ilk sorunuzdaki gibi teknoparkta faaliyet gösterdiklerinde çalışanlarının da şirkette olmasının zorunlu koşuyor. Bu kanunda yapılacak herhangi bir değişiklik, herhangi bir güncelleme bu konuda daha da rahatlık sağlayacaktır. Yazılım özelinde söylüyorum. Çünkü sizin de bilebildiğiniz, tahmin ettiğiniz gibi yazılımın nerede yapıldığının hiçbir önemi yok. ARGE ve beraber çalışma dünyanın her yerinde yapılıyor. Biz Arif'le haftalardır karşı karşıya gelmemiş olabiliriz. Neredeyse her gün birlikte çalışıyoruz. Hocam 2023 vizyonunu biliyorsunuz. 2023 vizyonu kapsamında bazı hedefler konuldu. Özellikle güvenlik alanında öncelikler belirlendi. Bu kapsamda özel sektörün gelişmesi, büyümesi, ihracat kapasitesinin artırılması, ekonomiye ve teknolojiye yön veren bir konumda olması firmaların öncelikli hedefler olarak ortaya kondu. Siz hem öncelikle startup olarak kurulmuş bir firma olarak, sonrasında KOBİ olarak bu hedeflere ulaşılması noktasında nasıl adımlar atılması beklersiniz? Bu konuda görüşlerinizi alabilir miyim? Çok teşekkürler. Ben tek şeyden başlayayım, bir tarafından başlayayım işin. Önemli konulardan bir tanesi ve yurt dışındaki teknolojiyi çok geliştiren ülkelere baktığımız zaman hep şunu görüyoruz. Yurt dışındaki ilk ve büyük müşteri o ülkenin kendi devleti oluyor. Kurumlar bir ARGE yapmayı düşündükleri zaman, bir derdi çözmek istedikleri zaman öncelikle bu derdi çözen çözümü gidiyorlar, potansiyel müşterileriyle konuşuyorlar. Devlet de büyük alımlar yapabildiği için aslında bunun da önemli bir faydası oluyor. Devlet de tüm giderlerini karşılıyorlar, bir anda kendilerini daha iyi bir yerde görüyorlar. Sonra da özel sektöre ve yurt dışına doğru büyümeye başlıyorlar. Bu konuda Türkiye çok uzun yıllar çok kötü durumdaydı. Siber güvenlik konusunda çok güzel bir adım atıldı birkaç yıl kadar önce. Siber güvenlik kümelenmesi ismi altında aslında devletin de himayesinde Türkiye'deki tüm siber güvenlik ARGE'si yapan kurumlar bir araya getirildi. Bu siber güvenlik kümelenmesi de devletin yeni girişimlerden, ARGE'lerden ya da yeni ürünleri alma konusundaki direncini kırma konusunda önemli faaliyetler gösteriyor. Henüz ne yazık ki yeterli seviyede değil ama en azından bu girişim bile önemli olacak. Türkiye'de devlet kendisi aslında bu kriterleri iyi bir şekilde görüp bunun arkasında kağıt üzerinde böyle yazıyor, yanlış anlaşılmasın, ama pratikte de ben Türkiye'deki girişime destek olmak amacıyla biraz daha bu tarafa konsantre olmalıyım demeye başladıktan sonra Türkiye'deki girişimler, Türkiye'de ARGE'si yapılmış ürünler daha da büyüyecek. O zaman da yurt dışına yönelik açılımlar daha da fazla gerçekleşecek diye umuyorum. Ben kesinlikle katılıyorum size bu konuda. Önemli olan başta ülkemizde kamunun bunu ürünleri satın alması. Çünkü yurt dışına ihracat yapmak istediğinizde de yurt dışındaki satın alıcılar bu ürünü kim kullanıyor diye soruyorlar. Eğer kendi ülkenizde, kendi kamu kurumunuz ortaya çıkarttığınız ürünü kullanmıyorsa hiç kimse sizin ürettiğiniz ürüne değer vermiyor. Bu konuda kesinlikle haklısınız. Bir de şöyle bir konu var. Siber güvenlik kümelenmesinden bahsettiniz. Siber güvenlik stratejisi ve eylem planı açıklandı. Yine bu siber güvenlik kümelenmesi çerçevesinde. Burada ortaya çıkartılan siber güvenlik ürünlerinin milli güvenliğe entegrasyonu konusuna baktığımızda sadece bir tek maddede yer alıyor. Bütün ortaya çıkartılan ürünlerimizin mevcut siber güvenliğimize entegrasyonu bu kadar kolay mı sadece bir eylem planı içerisinde yer alıyor? Bunu da sizlere sormak istiyorum. Kolay değil. Çok olacağını da ne yazık ki düşünmüyorum. En azından bu maddenin bunu sağlayacağını düşünmüyorum. Çok açık söylemek gerekirse. Buradaki mesele aslında bu anlamdaki strateji dokümanları sadece orada yazılanların yapılması şeklinde algılanmamalı, düşünülmemeli. Bu tarz strateji dokümanlarının esas hedefi birazcık olaya nasıl bakılması gerektiğini, nasıl görülmesi gerektiğini, nasıl yaklaşılması gerektiğini anlatan dokümanlar. Yani oradaki satırlar kadar satır arasına bakıp demin söylediğimiz gibi devlet olur, özel sektör olur, kritik altyapı işleticileri olur. İşte bize özel bir regülasyon çıkmadı, şimdilik o zaman bu konuda bir şey yapmak zorunda değiliz diye reaktif bir şekilde beklemek. Hatta aynı sektörde yer alan yandaki kurumun başına bir şey geldiği zaman bile oh bize bir şey olmadı, hadi şimdilik idare ettik demek yerine onun başına geldiyse benim de başıma gelebilir. Bırakın Türkiye'yi, yurt dışındaki bir başka kurumun başına geldiyse benim de başıma gelebilir diye bakmaya aslında yönlendirmesi gerekiyor bu tarz strateji dokümanlarının. Önümüzdeki dönemde biraz daha bu tarz bakışın artması Türkiye'yi çok ileriye götürecektir. Şöyle bir deneyimimiz oldu. Yani bize mesela bu araştırmacı arkadaşlar ara ara işte abi ben işte şu sitede bir açık buldum, ne yapayım şeklinde yaklaşıp mesaj attıkları oluyor. Zaman zaman bunlar bakanlıkla ilgili sitelerde de olabiliyor. Ve mesela biz öncesinde ilgili bakanlıklara zaman zaman erişmeye çalıştığımızda çok zor erişebiliyorduk. Ve kimi zaman kalede alınmıyorduk. Ertelenebiliyordu ki önemli bir şey olmasına rağmen. Ama şimdi görüyorum mesela Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'ne eriştiğiniz zaman onlar bunun mutlaka gündeme alınmasını sağlıyorlar. Yani birileri bunu önemsiyor. Bunun diğer kurumlara yayılacağını ümit ediyorum diyebilirim. Hocam önümüzdeki 5 yıllık, 10 yıllık vizyonunuzda kendinizi nerede görüyorsunuz? Bugbounter olarak. Bir yatırım ya da şirketi büyütüp sadece bizim elimizde kalsın, biz bu şekilde ilerleyelim. Var mı böyle bir vizyonunuz? Yani biz bir kere zaten bu işi kurarken hani hemen bunu kuralım da satalım çıkalım böyle bir mantıkla kurmadık. Aslına bakarsanız Türkiye'den bir başarı öyküsü yazalım diye biz yola çıktık. Ve amacımız globalleşebilecek ve global bir oyuncu olabilecek bir noktaya gelebilmek. Bir global oyuncu olmak da bir yılda, iki yılda biliyorsunuz olmuyor. Yani nereden baksanız 5 ila 7 sene bunun etrafında bir ter dökmek lazım. Biz şu anda işte Türkiye pazarında hem bir taraftan yeni nesil bir işte test alanı olan bu ödül avcılığı programlarını anlatmaya çalışıyoruz. Kurumlara bunun değerini anlatıyoruz. İşte deneyenler zaten farkını hemen görüyorlar ve biz bunu neden bugüne kadar yapmadık diye düşünüyorlar. Ama istiyoruz ki bu senenin ortalarında Avrupa, Orta Doğu ve Asya pazarlarına doğru yavaş yavaş yayılalım ve oralarda biraz daha büyüyüp kendimizi kanıtlayalım. Ondan sonra da bir global oyuncu olalım. Çünkü bu sayede biliyoruz ki bütün global ölçekteki iyi araştırmacılar da bizde çalışmak isteyecekler. Ve onların bizimle beraber çalışması demek, Türkiye'deki yerel kurumlarımızın da güçlenmesi için önemli bir fırsat demek. Yani biz aslında kötü niyetli hackerlara karşı bir topluluk olarak savaşabiliriz ancak. Hani bunu bir birey veya kurumun çözmesi tek başına imkansız bence. Bir de son olarak bir şey sormak istiyorum. Türkiye'de biliyorsunuz ekonominin sırtı %90, %99 kadar Türkiye'de yer alan KOBİ'lerin sırtında. KOBİ'ler sizin ürününüzden faydalanmak isterlerse, çünkü her KOBİ'nin de artık bir internet sitesi olmak zorunda, öyle bir zorunluluk getirildi. Fiyat açısından çok zorlanır mı? Benim sistemim kardeşim, benim böyle bir şeyim var, sistemim var. Küçük ama bana özel, ben bunun için bir şey yapmak istiyorum. Siber güvenliğe ne kadar hazırım, saldırılara ne kadar açığım demek istediği anda bunun maliyeti şirkete ne olur? Bizim bunun için iyi bir öngörümüz ve yol haritamız var. Ama o bu sene hayata geçebilecek bir şey değil. Onun için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Buna yönelik olarak yapay zeka ve akıllı veriyle birleştirilmiş bir çözümün üzerinde şu anda bir yol haritası çıkardık. Ama onun için bir 2 seneye ihtiyacımız olacak. Ümit ediyorum ki 2023'te o sene geldiğinde biz de bunu anons etmiş olacağız. Şöyle bir ne yazık ki sıkıntımız var. Bugün Türkiye'deki KOBİ'lerin önemli bir kısmı ekonomik olarak o kadar zorlu durumda hayatlarını sürdürüyorlar ki kendi operasyonları dışında operasyonlarını riske atabilecek, belki kepenk kapatmaları sonucunu doğurabilecek birçok riske konsantre olamıyorlar. Bu sadece bilgi teknolojilerinin içindeki siber güvenlik alanı değil, sürdürülebilirlik konusu da öyle. Yaptıkları işteki hammadde, enerji maliyetleri ya da dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ben 5 sene sonra işime devam ettirebilir miyim sorusunu soran KOBİ sayısı ne yazık ki çok düşük. Bu sayı düşük olduğu sürece de birçok konuda aslında benzer problem yaşanıyor. Bu konudaki eksiklerini, ihtiyaçlarını anlamadıkları ya da farkında olmadıkları için bu konuya konsantre değiller. Ceplerindeki para meselesinden çok buna, bu konuya emek ayırmak, zaman ayırmak gerektiğini anlamaları için de KOBİ'lerin birkaç yıl daha geçmesi, biraz daha gelişmeleri gerekiyor. O olduğu zaman biz de hazır olacağız. Aslına baktığınızda siz de Teknopark'ta yer alıyorsunuz. Hem de iki Teknopark'ta birden yer alıyorsunuz. Türkiye'deki kurulu 81 Teknopark'ın içerisinde 6500'den fazla firma var. Bunların büyük çoğunluğu da yazılımcı. En azından bunların bunlarda bir farkındalık olsa bu pazarlama açısından sizlere bayağı faydalı olur gibi geliyor bana. Ya da siz pazarlama tarafında belki biraz daha o taraflara dokunuş yapmanız gerekiyor olabilir diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Onun için şöyle bir şey yaptık. Aslında startuplara yönelik olarak biz ürünümüzü bedava kullanabilecekleri bir yapı kurguladık. Yani gelin diyoruz, bizden hizmet alın. Aynı şeyi üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları için de gerçekleştirdik. Yani biz aslında ekosisteme olabildiğince destek vermeye hazırız. Yani yeter ki işte bu konuya ilgi gösterin. Yani Murat'ın söylediği aslında az evvel konu kritikti. Yani öyle dertlerle boğuşuyorlar ki siber güvenliği biz gündemlerine taşımaya çalıştığımızda ya dur abi bir dakika ona bakacak vaktim ve halim yok diyor. Satış yapmaya çalışıyor. Ama aslında şunu görmüyor ki günün birinde bir başına işte o musibet gelse o zaman satışla falan da ilgilenemeyecek. Burada ilginç bir döngü var. Bilmiyorum Murat sen ne dersin? Yani tam olarak aslında birbirimizi tekrarlamış olduk. Çok teşekkürler. Biz de çok teşekkür ediyoruz sizlere. Hem bilinçlendirmeyi konuştuk. Aslında yerli milli olması kadar firmaların, kişilerin de bilinçlendirmesinin ne kadar önemli olduğunu gördük. İnsan kaynağı konusunda üniversitelerin, firmaların istediği yönde belki de personel yetiştirmeleri gerektiğini sizlerden öğrenmiş olduk. KOBİ'lerin özellikle yazılım firmaları, KOBİ alanında faaliyet gösteren firmalarla birlikte işbirliğine açık olduğunuzu öğrendik. Biz de ICT Medya TV olarak bu söylediklerinizi elimizden geldiğince bütün firmalara, dokunabildiğimiz bütün firmalara duyuracağız. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Çok teşekkür ederiz. Suudi Hanım, Feridun Bey, biz çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar, davetiniz için de çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Arif Bey, siz bir şey söylemek ister misiniz son kez? Ya çok keyifli bir sohbetti. İsterseniz ICT Medya'nın da güvenliğine katkıda bulunuruz memnuniyetle. Vallahi çok memnun oluruz. Bizim hem video yayınlarımız hem dergimizin yer aldığı bir internet sitemiz var. Biz de faydalanmak isteriz ürününüzden. Bilahare konuşalım. Tamam oldu. Evet ICT Medya TV izleyicileri, çok keyifli bir sohbeti Bugbounter'dan Murat Bey ve Arif Bey ile gerçekleştirdik. Bir sonraki siber güvenlik programında görüşmek üzere. Hoşça kalın.